Günaydın. Günaydın. Şey, ben çocuklara sürpriz yapmak istedim de... onları okula götürmeden evimi gösterecektim. Ha, Ceyda bırakacaktı okulu ama seni görünce de çok mutlu olacaklar. Nisan, Doruk! Baba! Kızım. Baba! Prenses! Aslan parçam! Bugün sizi okula babanız götürecekmiş. Gerçekten mi? Yaşasın. Hadi giyin bakalım ayakkabılarınızı. Ama önce 5 dakika bir yere uğrayacağız. Nereye uğrayacağız? Yeni evimize. Gerçekten mi? Evet kızım, gerçekten. Uzaktan peki evin? Evim değil kızım, evimiz. Burası gibi, orası da sizin eviniz. Tamam, uzaktan peki? Pek uzak değil. Hadi bakalım. Çantaları alayım mı? Giydiniz mi ayakkabılarınızı? Giydim mi? Tamam. Gel oğlum sen de. Biz çıkıyoruz. Hadi iyi dersin. Dikkatli olun. Bir şey diyor musun? Yok. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Nereye çocuklar? Aşağı inmeyeceğiz ki. Yukarı çıkacağız. Yukarı mı? Evet. Size bir sürprizim var. Ne sürprizi? Sürpriz. Hadi bakalım. Gel, 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 gel. Bahar, günaydın. Günaydın. Kız lafa daldım. Geciktin mi çocuklara? Geliyor mu hemen? Yok, yok, yok. Gelmene gerek yok. Babaları geldi. O götürecekmiş okula. Ama ben göremedim. Çıktılar mı apartmandan? Gördün mü sen? Yok. Ben girdiğini de görmedim ki. Allah'ım. Ne oluyor be orada? Ceyda abla. Kız, kız bağır. Yukarı bak, yukarı. Merhaba. Anne, anne merhaba. Babamın evi çok güzel. Çok güzel babamın evi. Hadi bakalım içeri. Geç. Gel babamın da bir çok güzel. Nisan, bizim odamızda çok güzel. Nisan, gel bak. Gel bak. Hoş geldin. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Anne biliyor musun? Babam odamızın duvarları resim yapmamıza izin verdi. Hı, ne güzel. Evet. İstersek bu duvarlara da resim çizebilirmişiz. İstediğimiz her yeri boyayabilirmişiz. Ne güzel.
İsterseniz beni bile boyayabilirsiniz. Bu evde her şey serbest. Ay ne güzel değil mi? Babam artık hep bizim yanımızda. Babam bizimle gelemiyor diye çok üzülmüştüm. Ama artık hiç üzülmüyorum. Ben de hiç üzülmüyorum. Sen biliyor muydun babamın burada kalacağını? Hayır bilmiyordum, haberim yoktu. Anneniz de bilmiyordu. Ona da sürpriz yapmak istedim. Evet, bana bayağı bir sürpriz oldu doğrusu. Nisan, annemize de odamızı gösterelim mi? Olur. Annem babam odamızı çok güzel boyamış. Bu yaptığın çok büyük bir terbiyesizlik. Çocuklarıma yakın olmak istemem mi? Baksana ya ne kadar mutlular. Bir anne baba çocuklarının mutluluğundan başka ne ister ki? Sen gerçek... Anne hadi. Ama gerçekten odanın boyası inanılmaz oldu. Bak. Nasıl? Güzel mi? Evet çok güzel. Yasaklarımız da bugün gelecekmiş. Bugün bütün eşyalar gelecek. Bu gece burada kalabilir miyiz? Tabii kalabilirsiniz oğlum. Değil mi Bahar? Aslında... Anne lütfen, anne lütfen, anne bugün lütfen, anne lütfen. Anne lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, tamam bakarız, bakarız. Konuşuruz ama hadi gidin şimdi giyin montlarınızı, alın çantalarınızı, okula geç kalacaksınız. Eğer bu yaptığını yanına bırakacağımı sanırsan çok yanılıyorsun. Apartmanın tesisatı bayağı eskimiş ya, ne yapacağım? Sen böyle pat diye gelip benim hayatıma giremezsin, anlıyor musun beni? Pervazlar da elimde kalıyor. Sarp! Baksana nasıl mutlular ya. Sevinçten havalara uçuyorlar. Evet görüyorum, çok mutlular. Ama sonrasını düşünüyor musun sen? Onları üzebilecek olan şeyleri. Ben sadece onların yanında olmak istiyorum. Ben de buna inandım. İnanmadın mı? Tabii ki de inanmadım. Vallahi senin yerinde ben olsam ben de inanmazdım yani. Ceyda, Ceyda ben öldüreceğim bunu. Ben elinde kalacak bu, öldüreceğim, vallahi öldüreceğim. Yaptığına bak, gizli gizli yukarı taşınmış ya. Ve bak yemin ediyorum benim haberim yoktu bundan. Sana yemin ediyorum. Sakın aklına bir şey gelmesin ne olur. Yok yok gelmedi. Ben gördüm senin yukarı nasıl baktığını. Kız şeytanın aklına gelmez o be. Ben hala şoktayım. Ne yapacağım bilmiyorum. Bu da manyak herhalde ha? Şirinden falan bulaştı. Çünkü manyaklık insandan insana geçer yani. Çocuklar da çok sevindi tabii. Sorma. O kadar mutlular ki hiçbir şey söyleyemedim. E bilerek yaptı. O yüzden böyle gizli gizli taşındı. Çocuklar evi görsün, sevsin, sevinsin. Senin de taş koyacak fırsatın olmasın diye. Verin bakalım çantalarınızı. Ben kendim taşıyacağım. Senin zaten çantan bu. Hayır boş değil. Benim kalemlerim var. Ve mendilim var. Ceyda, aman diyeyim. Yok. Çocukların yanında bir şey yapmam zaten. Ceyda abla gel. Yavaş yavaş. Yavaş ol. Ceyda abla, Ceyda abla. Ceyda abla. Yavaş. Ceyda abla. Günaydın kızlar. Günaydın. Evimiz çok güzel. Baba, Ceyda abla evimizi gösterebilir miyiz? Hadi lütfen. Olur kızım. Yok gülüm, benim işim var şimdi. Ben sonra bakarım. Hem siz de okula geç kalmayın değil mi Bahar? Tabii tabii. Hadi geç kalmayın. Çabuk. Hadi bakalım. Ama öyle. Nisan'cığım lütfen, lütfen. Hadi otobüs kaçıracaksınız. Marş marş. Arif ne dedi? Ne desin? Deliye döndü tabii. Yusuf'u paralı da evi sen mi verdin diye. Sonra kontrata falan baktı ama işten geçmiş. Maşallah Sarp Efendi her şeyi kitabına uydurmuş. O da sonra o sinirle döndü kahveye. Ama benim bundan haberim olmadığını biliyor değil mi? Biliyordur herhalde. Yani bir şey sormadı, ben de bir şey demedim.
Biz de kendi duvarlarımızı boyamıştık annemin. Öyle mi kızım? Hı? Şu önünü de kapatalım oğlum. Hadi bakalım çocuklar, ilk günden geç kalmayalım yoksa anneniz kızabilir. Bizim annemiz kızmalı anne değil. Bence bütün anneler kızmalı anneye dönüşebilir. Nasıl? Bizimki bile mi? Evet, sizinki bile. Yavaş, düşeceksin yavaş. Of. Ambar olmuşsun ya. Anan taş mı yediriyor sana? Hayır, eve gidiyor. Ben sana muhabbeti yaptım. Düğünüm var ya. Allah Allah. Ne düğünüymüş? Sünnet. Kaç kaç. Sünnet mi olacaksın sen? Hı. Aferin sana. Yaşa be. Geleceksin değil mi Arif abi? Anneannemlerin evinde yapacağız cumartesi günü. Bahçelerinde. Bir aksilik olmasa gelirim inşallah. Ya. Ne oldu? Öyle de mi? Üzülürüm ben. Geleceğim de. Bir aksilik çıkmasa geleceğim dedim ya. Gel ama. Yoksa ben üzülürüm. Annem de üzülür. Çok 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 üzülür. Ben sizi üzer miyim hiç? Ha? Tamam, merak etmeyin, geleceğim. Yaşasın, 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 yaşasın. Çocuklar hadi, evde çok işimiz var. Anneniz gelmeden evi çok güzel yapmamız lazım. Hadi. Arif abi, sen babamın evini gördün mü? Yok, görmedim. O zaman sen de bizimle gel. Yok, benim kahvede çok işim var. Gelemem ben. Sonra gelir misin? Yok, sonra gelemem. Peki yarın? Yani yarın olmaz. Başka zaman, tamam mı? Hı hı. İyi. Ne alayım sana sünnet için? Ha? Ne istiyorsun? Hediye mi? Hediye tabii. Zahmet etme, zaten çok hediyesi olacak. Ama kırt kırt olan çocuklara herkes hediye alırmış. Tamam, merak etme. Alırım ben sana hediye. Ama sen ne istediğini düşün, tamam mı? Ona göre alayım ben sana. Tamam. Hadi oğlum. Hadi kızım. Nisan, sen de düşün ne istediğin, tamam mı? Ama ben sünnet olmuyorum ki. Olsun. Sünnet olan çocukların kardeşine de hediye alınır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni çok seviyorum Arif abi. Ben de seni çok seviyorum. Hadi kızım. Geç bakalım.
Geçin bakalım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 güzel. Abileriniz çok yardım etti. Onlara da bir teşekkür edin bakalım. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Siz bir de asıl kendi odanızı görün bakalım. Hadi hadi hadi. Burada ne yazıyor? Nisan, Doruk, Ömer, Ali. Şimdi hazır mısınız odanızı görmeye? Evet. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ta-da! Canlarım benim, canlarım. Ranza nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çıkalım çok mı? Çok güzel olmuş. Olur. Hadi kızım sen evet. Orada açı. Oğlum seni de bir, iki, üç, hoppala. Çok güzel. Çok, çok mu güzel? Bulutla güneş nasıl? Oğlum, bak burada ne var şimdi? Ne varmış burada? Hazır mısın? Bu neymiş? Tulumba. Baba, bitti. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş kızım, harika çizmişsin. Bu annem, bu benim, bu da Doruk'cum, bu da sensin. Babamın elini tutan kim? O Şirin teyzem, belli olmuyor mu? Saçlarım biraz daha kıvırcık yapayım mı? Yok kızım yok, gerek yok. Zaten yeterince anlaşılıyor. Ya ben size söylemeyi unuttum. Ben annenize çok güzel bir sürpriz hazırladım. Göstereyim mi? Hı hı. Bekleyin, durun. Hemen geliyorum. Acaba sürpriz ne? Çok merak ediyorum. Sen merak ediyor musun? Evet. Bakın. Bunları annenize aldım. Çok güzel çiçekler. Annem çok sever çiçekleri. Biliyorum kızım, o yüzden aldım zaten. Hadi gelin size bunlarla annenize nasıl sürpriz yapacağımızı anlatayım. Hadi bakalım. Gelin. Bunları şimdi... Şimdi bunlar perdenin arkasında olacak, tamam mı? Tamam. Anneniz geldiğinde onları göremeyecek. Siz onun gözlerini kapatacaksınız ve buraya doğru getireceksiniz. Aniden perdeyi açacaksınız ve sürpriz diye bağıracaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık, anlaştık. Tamam. Hadi şu masayı çekelim o vakit. Aferin oğluma. Gel. Anne, gel. Geldim. Şimdi sana odamızı göstereceğiz. Sonra bir sürprizimiz var, onu göstereceğiz. Hadi gel. Gel Dövücüğüm. Hadi gel. Açma anne gözlerini. Tamam, açmıyorum. Tamam mı? Açma. Bak gözümü açtın, açma. Tamam, siz de dikkat edin. Tamam. Açmıyorum.
Ay yavaş ay. Oğlum. Yavaş dur. Şimdi bir, iki, üç dediğini açacaksın, tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Aç. Sürpriz. Sürpriz. Beğendin mi? Babam bunları senin için almış. Evet, çok beğendim. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Rica ederim. İstersen kendi evine götürebilirsin. Gerek yok. Hadi bakalım. Annenize sorun bakalım çocuklar. Acaba bu gece burada kalmanıza izin verir mi? Anne, burada kalabilir miyiz lütfen? Evet, burada kalabilir miyiz? Kalamazsınız. Niye? Biz güzel odamızda kalmak istiyoruz. Evet. Kalacaksınız tabii ki de. Ama bugün olmaz çünkü bu ev hala boya kokuyor. Sizin için zararlı olabilir. Hasta olmanızı istemem. Anneniz haklı, ben bunu düşünemedim. Hadi bakalım, daha liste yapacağız. Ne listesi? Yemek listesi, oyun listesi ya. Yaşasın. Evet, hadi bakalım. Ama babam da bizde kalsın. Kokudan o da hasta olabilir. Evet, babam da hasta edebilir. Yok, yok. Olmaz çünkü bu boya kokusu büyüklere dokunmaz. Onları hasta etmez, değil mi? Yo, bana yapar. Yani benim çok hassas bir bünyem olduğu için böyle çabucak zehirlenebiliyor. O zaman ya otelde kalırsın ya da camın açık uyursun. Ya. Doruk, ya. Nisan. Lütfen diyorum. Hadi. Babam söylemişti. Bütün anneler kızmana anne olabilir dedi. Hadi yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.